Manşet'e hoş geldiniz. Bugün Şebnem Korur Fincancı ve Kürt gazetecilere dönük gözaltı operasyonu bununla başlayacağız. Mahir Ünal odaklı son polemik, siyasi polemik buna bakacağız. Çünkü bitmedi ve gittikçe büyüyor. İş başka bir noktaya geldi. Ve Türkiye yüzyılı nasıl güme gitti? Bu soruya cevap arayacağız. Türkiye yüzyılı ne? Cuma günü AKP'nin geniş bir katılımla, AGD'de muhalifleri de davet ettiği bir programla işte kampanya startı vermesi ve bu kampanyanın adı e, Türkiye Yüzyılı. Bu isim değişir mi değişmez mi e, bilmiyoruz fakat 7 ay kaldı şurada seçime ve belli ki e, ilk ayağı bu olacak. Ve bu kampanyanın organizatörü kampanyanın başına getirilen seçim kampanyasının başına getirilen Ertan Aydın bir açılım yaparak akredite e, muhalifleri de e, bu programa davet etti. Gazeteci koltuklarında, basın sıralarında değil de özel davetli bölümünde veya locasında ağırlamak üzere. Onunla ilgili söyleyeceklerim de var ama önce Şebnem Korur Fincancı, Türk Tabipler Birliği Başkanı ve Kürt medyasına dönük operasyonla başlayalım. Bu tek başına bir hadise değil. Ne Fincancı hadisesi ne de Kürt gazetecilere yönelik operasyon. Olayın odağında Türk ordusunun, Suriye'nin kuzeyinde, Irak'ın kuzeyinde PKK'ya karşı, özellikle Irak'ın kuzeyinde PKK'ya karşı giriştiği harekatta kimyasal silah kullandığı iddiası. Bu yöndeki iddialar özellikle Kürt medyasında dile getirildi. Ki zaten Kürt gazetecilere dönük operasyonun altında da bu var. Görüntüler yayımlandı. Avrupa'da Medya Haber sitesinde, YouTube kanalında ve bu görüntülerle ilgili bir adli tıp uzmanı olarak da Şebnem Korur Fincancı'nın görüşlerine başvuruldu ki zaten Fincancı da bu sebeple gözaltına alındı. Bütün bunlara bakacağız. Elbette bu iddiaların üzerine gitmek yerine daha önceki yayınlarda konu etmiştim, tekrar etmeyeceğim. Yani bağımsız bir araştırma grubu gelsin ve bizim ordumuzun envanterinde böyle bir kimyasal silah yoktur. Biz böyle bir şey kullanmadık. Bu büyük bir iftiradır. Araştırılsın, bakılsın, olmadığı da görülecektir demek yerine Türkiye Ankara bunu bir iftira olarak, bunu bir e, terör faaliyeti olarak adeta yorumladı ve bu iddia sahiplerinin üzerine gideceğinin sinyalini verdi. Ne zaman? Azerbaycan dönüşünde Erdoğan zaten startı verdi. Azerbaycan dönüşünde muhtemelen uçaktaki ekipten birine soru sorduruldu ve ona verdiği cevapta tazminat ve ağır ceza davaları açarak iddiaları dile getirenlerin üzerine gideceklerini söyledi Erdoğan. Ve bunun üzerine önce 6 ilde yapılan ev baskınlarında 12 gazeteci gözaltına al alındı ağırlıklı olarak Mezopotamya Ajansı ve Jin News çalışanları isimleri de var. Bu gazetecilerden Zemo Ağgöz isimli gazetecinin küçük bir bebeği var 45 günlük ve o da gözaltına alındı bu gazetecilere çıplak arama yapıldı son derece sert bir operasyonla evleri darman duman edilerek ev baskınlarıyla alındılar bu e, Zemo Ağgöz isimli gazetecinin e, bebeği dahi e, emzirmesi için annesine götürülürken e, bezine kadar arandı hatta çıplak arama yapıldı gibi de haberlere konu oldu neyse ki e, bu kadın e, göz altında e, serbest bırakıldı tutuklanmadı ama gazeteciler arasında tutuklananlar var Türk Tabipleri Birliği Başkanı Şebnem Kurur Fincancı ise bir süredir Almanya'daydı, birkaç gündür orada çeşitli programlara katılmak üzere bulunuyordu ve Almanya'da Almanya dönüşünde muhtemelen gözaltına alınacağını tahmin ediyordu ki bu yönde ifadeleri de var. Öyle olmadı. döndükten bir iki gün sonra evinde evine yapılan bir operasyonla gözaltına alındı, evinin altı üstüne getirildi ve TRT başta iktidar organları bu operasyon görüntülerini böyle ağdalı müzikler eşliğinde bir sanki terör yuvasına girilmiş filan gibi bir örgüt karargahı çökertilmiş vesaire gibi bir havada verdiler videolu filan bir operasyon görüntüler. Şebnem Korur Fincancı dediğim gibi birkaç gün geçtiğimiz hafta sonu özellikle Almanya'daydı. Berlin'de medya haber e, sitesine e, Skype üzerinden bağlanarak ben o yayınların hepsini seyrettim. 3 e, dakika kadar Skype üzerinden bağlanarak e, Medya Haber sitesine bu iddialarla ilgili görüşlerini açıkladı ve dedi ki keşke bu görüntüleri yayınlamasanız. Doğru değil. Ama dedi ben bir adli tıp uzmanı olarak izlediğim görüntülerde e, bu HPG gerillalarının 17 HPG, HPG gerillasının özellikle kimyasal silah kullanımıyla hayatını kaybettiği son ikisinin e, can çekişirken adeta görüntüleri yayımlandı. O görüntüleri e, o görüntülerin izletildiği Şemlem Korur Fincancı e, bunu incelemeden, araştırmadan bir şey söyleyemem. Fakat görüntülerde gördüğüm bir e, gazdan etkilenmiş olabilecekleri gibi bir ifade kullanıyor. İfadeleri seyrettim. Gerçekten kesin bir hüküm vermiyor. Sadece diyor ki bu e, şey yapılsın incelensin, araştırılsın, oraya bir araştırma ekibi gitsin. Türkiye'nin de taraf olduğu çeşitli kurumlar var. Kaldı ki zaten Irak Kürdistan'ı buna izin vermiyor diyor. Yani Türkiye'den önce Irak Kürdistan'ı bu tür incelemeye, bu tür soruşturmaya izin vermiyor. Daha sonra Şebnem Korur Fincancı Almanya'dayken Kronos Haber'in YouTube kanalına da konuştu. 15 dakikalık bir kayıt o da. Onu da seyrettim. Orada da aynı şeyleri söylüyor. Ben diyor bu şekilde bir görüş ifade ettim. Yani bu iddialar incelenmeli araştırılmalı ben uzaktan görmeden e, takip etmeden e, detaylı bir soruşturma yapmadan şöyledir böyledir diyemem diyor sadece diyor bana seyredilen görüntülerde görüntülerde böyle bir şey olabileceği ihtimalini dile getirdim o kadar fakat bütün bunlar takip edilmedi ve Şebnem Korur Fincancı Türkiye'de bu açıklamaları üzerine zaten Türk Tabipler Birliği'ne geçtiğimiz pandemi dönemindeki açıklamaları tavrı nedeniyle bir kin var. Ee, başta e, MHP lideri Devlet Bahçeli olmak üzere e, AKP tayfası, MHP tayfası, Topyekün iktidar tayfası e, Fincancı'yı bir kere daha şeytanlaştırdı. Hatta Devlet Bahçeli grup kürsüsünden vatandaşlıktan çıkarılsın dedi. Türk Tabipler Birliği kapatılsın dedi. AKP tayfası adı değiştirilsin, önündeki Türk ifadesi kaldırılsın filan dedi. Ve sonra evinde yapılan aramada da son derece komik gerçekten komik bir kere daha tarihe geçen e, fotoğraflar görüntüler tespit edildi İşte bir e, burada zaten baktığınızda da bir cephanelik falan değil e, Kalashnikov mermileri var eski tarihli olduğu belli ve e, kovanlar var işte ucu bükülmüş vesaire bunun da zaten e, Fincanc'ının, ...babası veya dedesi asker kökenli, onlardan kalma hatıralar olduğu... ...hatta avukatı da açıklama yaptı. Yani bunları biz teslim etmeye çalıştık falan almadılar falan gibi. Neyse. Böyle bir konu. Ve e, Tabipler Birliği'nin açıklaması da var. Hocamızın evinde bulunan baba-dede yadigarı koleksiyon parçalarının yayınlanma biçimine e, tepki gösterildi. E, Kerem Altıparmak, ben devletime laf ettirmem iddiasıyla ifade özgürlüğü yan yana duramaz devlete ve kurumlarına laf edilemeyen yerde ifade özgürlüğünden de demokrasiden de bahsedilemiyor dedi. Yine aynı şekilde Ayşe Hür, Türkiye ordusunun geriye doğru sicilini hatırlattı. 94'te 38 köylünün ölümüyle sonuçlanan Şırnak Kuşkonar Koçaalı bomba düşmesi veya 28 Aralık 2011 herkesin bildiği meşhur 34 köylünün ölümüyle sonuçlanan Uludele Roboski bombardımanı gibi çeşitli olaylardan örnekler verdi. Ruken Tuncel paylaşmış. Bu da Şebnem Korur Fincancı'nın Almanya dönüşü e, fotoğrafı. Gözaltına alınmadan önceki son fotoğrafı olabilir. Elinde bir dünya çikolatayla geldi, çiçeklerle karşılandı. Kendisine dönme Türkiye'ye diyenlere olur mu öyle şey neden korkacağım ki demiş. Korkmadı döndü ama sizler onun sözünün büyüklüğünden korktunuz diyor. Böyle bir konu e, nereden bakılsa e, tutarsız, anlamsız, anlamsız. E, kimi şeyler de yapılıyor yakıştırmalar da yapılıyor daha önce de böyle olmuştu şimdi de böyle oldu filan daha önce bu yaşanan hadiselerin binde biri yaşanmadı bir bu ikincisi mahalleye bakıyorsunuz Türkan Saylan'ın vefat yıl dönümünde e, nasıl göklere çıkarılır paylaşılırken Şebnem Korur Fincancı o da bir tıp hekimi olmasına rağmen e, bu iktidarın aynı iktidarın e, zulmü uygulaması karşısında bir avuç insanın destek verdiğini kalan yığınlarınsa sessiz kalarak yapılan eylemi onayladığını ve bir bölümünün de aa devlete karşı mı gelinirmiş, orduya laf mı söylenirmiş gibi tutum aldığını görüyorsunuz. Evet. Hiçbir hadise birbiriyle karşılaştırılmamalı. Her biri kendi içerisinde ayrı ayrı konular. Fakat bu olay belli ki seçim ayarlı da bir operasyon. Tam sansür yasasının çıktığı günlerde bu artık susturma, göz açtırmama politikası belli ki devam edecek. İşte böyle bir ortamda da AKP Türkiye Yüzyılı diye bir programla seçim kampanyasına start veriyor. Medyadan bir tane örnek verip geçeceğim. Sözcü gazetesinin hadiseyi veriş biçimi. Kürt gazetecilere yönelik operasyonu. Fincancı'yı değil de Kürt gazetecilere yönelik operasyonu. PKK'nın basın komitesine operasyon 11 gözaltı haliyle bu gazetecilere de sahip çıkılmadı. Ne Sözcünün birinci sayfasında ne Cumhuriyet'te kendine muhalif diyen akredite muhalifler veya akredite basında, basının birinci sayfasında bu konuyla ilgili herhangi bir e, ifadeye rastlanılmadı. Şebnem Kar e, Korur Fincancı cezaevinden el yazısıyla bir mesaj gönderdi ve bu mesajda bu mesaj da son derece önemli, son derece dikkat çekici bir mesajdı. E, bu mesajı da ben ee, okumak istiyorum size. Diyor ki sevgili yoldaşlarım bu gerçek dışı durumla karşı karşıya kaldığınız için üzgünüm. Ancak dayanışmayla bu gerçek dışı süreci aşacağımızı biliyorum. Sizlere kaynaklarıyla bilimsel görüş sürecini aktaracaktım fırsat olmadı. Bu süreç bitince delillendirme üzerine bir toplantı yapalım. Sizlerin kesinlikle çok yoğunluğunuz vardır. Bu yoğunluğa maalesef ben de katkı sunmuş oldum. Bu karalama kampanyasını da aşıp birlikte mücadele edeceğiz. İnsanca bir sağlık sistemini hep birlikte kuracağımız günlere dayanışmayla şebnem. Evet bu mesajı da bu şekilde gözaltında bulunduğu işte polis gözetiminde muhtemelen avukatları vasıtasıyla iletti Şebnem Korur Fincancı. Evet. Bilmiyorum iş tutuklamaya gider mi gitmez mi? Kürt gazetecilerden bir bölümü tutuklandı, bir bölümü serbest bırakıldı. Şebnem Korur Fincancı içinde gerçekten güç bir süreç. Daha evvel yaşa yaşadığı süreçler bunlar. Bir kere daha bununla karşı karşıya Şebnem Korur Fincancı. Buradan geçelim Mahir Ünal tartışmasına ki bu zaten Türkiye yüzyılı güme gitti meselesiyle doğrudan ilgili. Mahir Ünal 21 Ekim 2022'de Kahramanmaraş'ta bir kitap fuarında konuştu. Ben daha evvel burada önceki yayınlarda hafta boyunca bu konuda bu konuya temas etmedim, ilgilenmedim, ilgi duymadım. Onun bir iki gün konuşulup geçeceğini düşünüyordum, öyle olmadı, iş büyüdü. Sonra baktım gerçekten böyle bir şey dedi mi, demedi mi nedir diye. Yayınları takip edenler bilirler, teyit son derece önemli benim için ve bir cümlesi cımbızlanmış açıklamaya değil de o cümleyi kim söylemiş ne biçimde söylemiş önü arkası nedir bağlamından koparılmış bir ifade midir değil midir bakarım. Öyle de yaptım. Mahir alın o konuşmasının orijinalini yarım saat kadar sürüyor. Buldum, dinledim. Bu ülke Cemil Meriç'in kitabı üzerine gençlere bir konuşma yapıyor. Zaten o gençlere de o kitabı dağıtıyor. Cebinden de çıkardığı kendi kitabında e, not aldığı veya altını çizdiği pasajları okuyor, aralarda da kendi yorumlarını ifade ediyor ve e, bu bölüm her ne kadar Mahir Ünal benim lafların bağlamından kopartıldı dese de bağlamından kopartılmış falan değil, bu bölüm kendi ifadesi, kafayı kaldırıyor ve gençlere bu ekrana getirdiğim paragrafı konuşuyor. Tarihteki en sert kült kültürel devrim Türkiye'de yaşanmıştır diyor. Fransız devrimi, Çin kültür devrimi örneğini veriyor ve maalesef bir kültür devrimi olarak Cumhuriyet bizim lügatimizi, alfabemizi, dilimizi, hasılı bütün düşünme setlerimizi yok etmiştir diyor. Bu laflar bağlamından koparılmış laflar değil. Bu laflar Mahir Ünal'ın bizatihi lafları. İnternette dolaşan videolarda da görebilirsiniz. Ben konuşmanın orijinalini seyrettim. Orijinalinde de böyle, çarpıtma falan yok. İşte bu laflar büyüdü. İktidar kapatmaya çalıştı, iki gün konuşulur unutulur zannedildi fakat devlet bahçeli, özellikle iktidar ortağı bu laflara püskürünce ister istemez iktidar içerisinde bir krize yol açtı bu ve Mahir Ünal olayı kapatılamadı. E, haliyle e, Ömer Çelik 25 Ekim'de tweet atmak zorunda kaldı. Konuşmadan 4 gün sonra gene isim vermeden işte Cumhurbaşkanımızın sık sık vurguladığı gibi Cumhuriyetimizin kazanımlarını korumak daha ileri ufuklara taşımak için çalışmaya devam edeceğiz filan. Ama olmadı iş büyüdü e, muhalefet gruplarında da bu konu e, konuşuldu. Halen de gündemdeki sıcaklığını koruyor ki bu e, Cumhuriyet'in kulis haberi Erdoğan'ın canını sıktı. E, bugünkü Cumhuriyet'te e, Gölge Etme Ünal e, başlığıyla çıkan haberde Erdoğan'ın da e, bu konudan rahatsız olduğu ortaya çıktı. Fakat Erdoğan'ın rahatsızlığı Mahir Ünal'ın laflarından dolayı değil. Mahir Ünal'ın gündeme gelmesi, gündeme gelmesiyle Türkiye Yüzyılı programının konuşulmaması ve hemen ertesinde yapılacak TOK yerli oto tanıtımının güme gitmesi. Ee, esasen sıkıntı bu ki zaten e, Selda Güney Güney Güneysun'un haberi yaklaşıp okuyalım. AKP'li Mahir Ünal'ın devrimlere hedef alan sözleri Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı da kızdırdı. Ancak Erdoğan'ın Ünal'a Cumhuriyet ve Türk diline yönelik sözleri nedeniyle değil, kendisinin 28 Ekim'de açıklayacağı AKP vizyon belgesini ve 29 Ekim'deki TOG programını gölgede bıraktığı için tepki gösterdiği Öğrenildi diyor. Yani Cumhurbaşkanlığı'nın derdi e, gündemi ben belirleyecektim sen konuşuluyorsun falan ne yaptın sen falan meselesi. Laflarla bir problemi yok çünkü Erdoğan da farklı düşünmüyor. Bakın bu Erdoğan'ın Atatürk'ü anma töreni 10 Kasım 2019'daki konuşması. Kimse hatırlatmadı bunu ben hatırlatıyorum. Son günlerde yine birileri ağızlarına sakız ettiler. Osmanlı'da okuma yazma oranı çok düşükmüş. Hepsi yalandır iftiradır. Harf devrimiyle her şeyin sıfırlandığını eklediğimizde Elbette ülkemiz okuma yazma oranının çok düşük olduğu bir dönem yaşadı ama bunun suçunu Osmanlı'ya yüklemek bir bühtandır diyor ki. Erdoğan'ın da benzer düşüncelere sahip olduğu, benzer bir ufku tuttuğu, benzer bir vizyonu olduğu ortada. Sadece kendi gündeminin önüne geçtiği için bir rahatsızlığı var. Ki zaten bugünkü sözcünün manşetinde de Meral Akşener'in konuya kükremesi ele alınmış. Mahir Ünal'a böyle çıkıştı diyor. Cumhuriyet düşmanı, Atatürk düşmanı, Türkçe düşmanı, Türk düşmanı vesaire. Mahir Ünal'ın tepki çeken sözleri. Bakın bugün 27 Ekim olmasına rağmen 21 Ekim'de söylenen sözler 6 gündür gündemden düşmedi. Belli ki Mahir Ünal AKP'de olduğu olalı en sıkıntılı günlerini yaşıyor. Grup başkan vekili bilmiyorum koltuk gider mi gitmez mi? O arada Yeni Çağ'ın manşetinde de Akşener var doğal olarak. Yeni Çağ Akşener'e yakın bir isim. Fakat burada Akşener'in Fakı Baba'ya, Ahmet Eşref Fakı Baba'ya rozet takması üzerinde duracağım. Fakı Baba milletvekilliğinden de istifa etmişti. Bu nadir görülen bir durumdur. Yani partiden istifa edenler vekillikten istifa etmezler. Partiden istifa ederler, bir başka partiye geçerler veya bağımsız kalırlar. İyi Parti açısından da durum değişmeyecekti. Yani Fakı Baba AKP'den istifa edip İyi Parti'ye katılsaydı İyi Parti'nin meclis grubu bir kişi artacaktı İyi Parti'de ya milletvekilliğinden de istifa et falan demeyecekti tıpkı diğer örneklerde olduğu gibi. Fakat fakı, fakı Baba enteresan bir konu. Yani Fakı Baba siyaseti geriye doğru 20 yıllık 20 yıllık politik geçmişi üzerinde artı eksi çok şey söylenebilir ama orada ilkeli bir e, tavır aldı ve vekillikten de istifa etti. Ben AKP'den seçildim. AKP'den istifa ettiğime göre vekillikte vekillikte gitmeli. Vekillikten de istifa ediyorum dedi ve Enteresan bir şey. Tam rozetin takıldığı gün Fakı Baba'nın vekilliği e, mecliste düşürüldü. Çünkü bir milletvekili e, ben istifa ettim deyince istifa etmiş olmuyor. Bunun Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde oylanarak kabul edilmesi gerekiyor. Oylandı ve elbette AKP MHP oylarıyla Fakı Baba'nın istifası kabul edildi ve Fakı Baba vekilliği düştü. Dolayısıyla İyi Parti'ye artı bir vekil olarak geçmedi ama Şanlıurfa'da önemli bir ağırlığı var ve e, bu ağırlığı için de zaten Akşener Fakı Baba'yı transfer etti. Akşener'in Urfa'da başka temaslarının olduğu da biliniyor. Sedat Bucakzi ziyaret etmişti. Orada bir görüşme gerçekleşmişti. Meseleyi hep siyasi olarak ele alıyor liderler bu tür konularda. Geriye doğru sicilinde problemler olsa da kimi isimlerin onun getireceği oy hesabı üzerine bakılıyor. Muhtemelen Fakı Baba transferiyle de zannediyorum İyi Parti Şanlıurfa'da ilk sıraya yükselmiş oldu. Evet alfabe polemi ile ilgili dedim ya hafta boyunca bu konuya hiç girmedim ama ben görüşlerimi 8 maddede e, özetleyeceğim size. Bana göre e, 1 Kasım 1928'de harf devrimi gerçekleşmiştir aslında iyi de olmuştur e, bitmiş kapanmış bir konudur bu e, geriye dönüş bir maceradır e, bir takım kazanımları bir takım elde edilmiş neyse konuları e, kaseti başa sarmak gibi başa saramazsınız. Ee, harf inkılabıyla 1928'de ülkenin geçmişiyle bağlantısı kesildiyse değiştirdiğinizde, şimdi değiştirdiğinizde bu sefer de geriye doğru 100 bağlantınız kesilecek. Yani ne yapmaya çalışıyorsunuz? Ee, okuma yazma oranı neydi? Sonra ne oldu? Bütün bunlara bakmak lazım. Ee, geçmişle bağ koptu tezi ne kadar gerçekçi? Ee, Osmanlıca meselesi okutuluyor bugün tarih ve edebiyat fakültelerinde. Kişiler de e, ders alarak veya belli kitaplara çalışarak birkaç aylık bir çabayla Osmanlıca okumayı öğrenebilirler. E, doğru ve gerekli bir hamleydi bana göre harf devrimi. Ama ben bu konuyu, bu konunun siyasetçiler, gazeteciler dışında akademisyenlere ve özellikle etimologlara bırakılması gerektiğini düşünüyorum. Türkiye Yüzyılı Güm'e gitti derken Türkiye Yüzyılı e, programına AKP vizyon belgesi açıklayacak Cuma günü yarın. E, muhalif e, isimler de davet edildi. Yani öyle bir enteresan bir durum ki Sözcü Gazetesi muhabir olarak, Sözcü Gazetesi ekip olarak e, akredite edilmezken, e, AKP programlarını takip edemezken sözcü yazarlarına davet gitti. Bunlardan biri de Çiğdem Toker'di. Ve Çiğdem Toker muazzam ilkeli bir duruş, duruşla, kapak olacak bir e, cevapla Sözcü Gazetesi'nde Kalemi aldığı köşesinde harika bir gazetecilik tanımı yaptı ve neden katılmayacağını açıkladı. Dedi ki bana göre muhalif gazeteci tanımı sorunludur. Gazetecilik doğası gereği eleştireldir. Ve ben bu davetin AKP davetinin basbayağı bir pragmatizm olduğunu düşünüyorum. İktidar açısından meşruiyet devşirme aracı olarak görüyorum dedi ve katılmayacağım dedi. Çok e, şahane bir e, manifestoydu bu. O açıdan da e, manşete konu ettim. Çiğdem Toker'in duruşunu alkışlıyorum. Birkaç münferit konu var ama önemli. Biri Ayşel Tuğluk. Ayşel Tuğluk hakkında 600 gün sonra yaklaşık adli tıp, demans hastalığı süreçleri 600 gündür bir mücadele var. Bir sağlık mücadelesi var. E, 6 yıldır tutuklu Ayşel Tuğluk 2016 fırtınasında tutuklanan HDP'lilerden biri ve annesinin vefatı onu yıktı. Annesinin vefatı üzerine işte defnedildiği mezarlıktan çıkarılması, başka bir yere defnedilmesi onu bir kere daha yıktı ve ondan sonra bir daha toparlanamadığı gerek avukatları gerekse HDP'liler ziyaretine giden yakınları tarafından ifade ediliyor ve demans hastalığı gittikçe ilerledi. Demans tedavisi olan bir rahatsızlık değil, bakıma muhtaç bir durum söz konusu. Ancak hastalığın ilerleyişini veya seyrini kontrol edebiliyorsunuz tedaviyle, bakımla. Aysel Tuluk hakkında yaklaşık iki yıl önce verilen raporlarda hayır. Tamam böyle bir rahatsızlığı var ama cezaevinde kalmasına engel değil, yargılanmasına engel değil filan gibi raporlar verildi. Bunlar da skandaldır. İktidarın e Buyrukları ve talimatları doğrultusunda adli tıp karar verdi. E, neticede son adli tıp e, raporu tahliye edilmeli dedi. E, ben yayına hazırlandığım dakikalarda Kandıra Cezaevi'nde tahliyesi bekleniyordu. Umarım sizin e, bu yayını seyrettiğiniz saatlerde Ay Aysel Tuluk tahliye edilir ve... ...evine döner, e, sağlıklı, e, düzgün bir e, tıbbi destek alır ve bundan sonraki hayatını da en azından huzur içinde geçirmesine vesile olur bu süreç. Evet. İran çok enteresan. Esasen her gün bir İran penceresi açmamız lazım ama gelişmelerden sıra gelmiyor. Arif Keskin paylaşmış. İran kökenli bir isim Twitter mesajlarını tarif, e, takip edin. Savaş programı da takip edin ki özellikle gece attığı bir dizi tweet'te son protesto gösterilerinin nasıl şiddetlendiğini anlatıyordu. Nokta nokta çok noktadan onlarca video paylaştı. Bugün itibariyle diyor dün itibariyle protesto gösterileri çok farklı bir aşamaya girdi diyor Arif Keskin. İlk defa güç dengesi göstericilerin lehinde değişti. Psikolojik üstünlük göstericilere geçti. İran yönetiminin kaybetme ihtimali yükseldi. 1979'dan sonra devrim Yeni dönemin ilk günüdür bugün yeni bir süreç başladı diyor. Bunu yazan söyleyen kişi sıradan bir isim değil. İran uzmanı, İran kökenli çok iyi Farsçası var ve gelişmeleri içinden takip eden. Geriye doğru da bütün protesto tarihini 43 yıllık İran devrim tarihini yakından izleyen bir isim. 40. gününü doldurdu Mahsa Emini'nin katledilmesinin üzerinden geçen. Hani 40'ı çıktı derler veya 40'ı üzerine bir takım gene. Mezarında ve toplanmalar oldu. İran'daki protestolar büyüdü ve şiddetlenerek devam ediyor. Bu mesajı da önemsiyorum. Belli ki İran devrim yönetimi bu defa gerçekten kritik bir eşikte. Önemli bir kayıp var medya dünyasından Ahmet Tulgar 63 yaşında yalnız yaşadığı evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Bir gün önce. Halit Kıvanç'ın Kıvanç vefatı üzerine unutulmaz Halit Kıvanç diye şu tweet'i atmıştı. Bu tweet'i attığının sabahında evinde kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Halit Kıvanç'ın yasını tutarken bir gün sonra onun yanına gideceğini biliyor muydu, tahmin ediyor muydu bilmiyoruz ama basın dünyası açısından önemli bir kayıp. Sadece gazeteci değil bir edebiyatçıydı ve mühim röportajlara imza attı. Ben de keyifle okudum. Röportajlarını hatırlıyorum. Bakın röportaj farklıdır. Söyleşi, soru cevap farklıdır. Röportaj başka bir e, ustalık işidir. Yani orada soru cevap falan biçiminde verilen bir e, söyleşi değildir. E, kişinin kendi e, duygusunu, görgüsünü, birikimini kattığı bir yazıdır e, röportaj. Elbette görüşülen kişinin e, fikirleri falan da orada e, kullanılır. Yedirilir o röportajın içine ama röportaj bambaşka bir tekliktir. Bugün Türk basınında maalesef yapılmıyor. Ahmet Tulgar sor son örneklerinden biriydi. O arada Türkiye'de LGBT e, hareketinin e, bugüne gelmesinde ve e, LGBT e, kampanyasında e, öncü bir e, tarafı da var. Onu da belirtelim. E, yıllar önce eşcinsel kimliğini saklamayan açıklayan bir isimdi. Ahmet Tulgar. Evet Halit Kıvanç'ı anarken ertesi sabah kendisinin de irtihalı darı beka eğleyeceğini biliyor muydu düşünmüş müydü zannetmiyoruz. İki önemli haber var. Biri sansür yasası ile ilgili ki bu sansür yasasının dışında esasen rekabet kurumunun Özellikle sosyal ağlara dönük takibiyle ilgili bir konu ama artık sansür yasasıyla da beraber bu yasalaştı ve daha sert uygulanacak. Rekabet kurumu Meta'ya yani WhatsApp, Facebook, Instagram neyse o grubun o gruba WhatsApp'tan dolayı veri paylaşma zorunluluğu soruşturması kapsamında veri paylaşmadığı için 346 milyon idari para cezası vermiş. Şirket kararı 60 gün içinde itiraz edecekmiş tespitlere katılmıyoruz filan demiş ama sosyal ağlar üzerinde özellikle son çıkan sansür yasası, dezenformasyon yasası ne derseniz çok sert tedbirler getiriyor ve sosyal ağların sadece WhatsApp, Facebook, Instagram değil, Twitter, YouTube vesaire aklınıza gelebilen bütün TikTok, bütün mecralar önce bant genişliğinin daraltılması sonra da tamamen kapatılmasına, lisans iptaline veya işte Türkiye'de erişilememesine kadar giden bir süreç bu. Önümüzde 6-7 ay var seçim süreci ve iktidar bu konuda tam saha pres uyguluyor. Sosyal ağlar demişken son haberimiz Twitter'dan. E, Twitter'la inişli çıkışlı bir ilişkisi var Elon Musk'ın ve neticede e, Twitter'ı satın almaya yönelik 44 milyar dolarlık anlaşmayı cuma günü imzalamayı planladığını açıklamış. Bu haber ardından Twitter hisseleri yükselmiş. Şu aşamada görünen o gitti geldi süreç ama hatta davalık da oldular. Fakat anlaşma sağlanmış görülüyor ve Twitter'ın yeni dönemde sahibi Elon Musk diyebiliriz. Bir takım görüntüler paylaşmış, bir takım mesajlar paylaşmış. İş o noktada gidiyor. Yarına kadar, öbür güne kadar ekstra bir gelişme olmazsa Twitter'ın yeni patronu Elon Musk olacak. Bu fotoğrafı da özellikle seçtim. Met Gala'da birkaç ay önce çekilmişti. Bu duruşu, bu pozu enteresandı. Evet. Otoriter liderler dönemi, otoriter CEO'lar, patronlar dönemi es zamanlı yaşanıyor dünyada. Dünya nereye gidiyor diye düşünmeden edemiyoruz. Türkiye yüzyılı neden güme gitti anladınız mı? Bir diğer tarafı da şu kapatırken onu da eklememe izin verin. Esasen Türkiye yüzyılı Erdoğan'ın icat ettiği, bulduğu ya da uydurduğu aklına gelen falan bir proje değil. Bu öteden beri var. Turgut Özal'ı hatırlıyorum ben. Turgut Özal başbakanlığı ve cumhurbaşkanlığı döneminde ne zaman tam olarak söylediğini bilmiyorum başbakanlığı da olabilir 21. asrın Türk asrı olacağını söylemişti bunu çok iyi hatırlıyorum yani bu vizyon esasen geriye doğru Türkiye başbakanları ve cumhurbaşkanlarının da kullandığı bir vizyon belli ki onu almış bir biçimde evirmiş ve Türkiye yüzyılı olarak Erdoğan 22 yıl sonra çünkü 21. asrın ilk çeyreğe geçti şöyle böyle. Tekrar bir Türk asrı veya Türkiye asrı, Türkiye yüzyılı teması işlemeyi düşünüyor. Elbette bu çok ütopik. Yani Mahir Ünal vesaire bir takım gündemlerin gerisinde kalmış olabilir. İşte akredite muhaliflerin toplantıya katılalım mı katılmayalım mı polemiği altında da ezilmiş olabilir. Her neyse ama öbür taraftan da esasen Turgut Özal'ın koyduğu vizyon bir manasıyla Erdoğan'ın er, AKP Erdoğan 20 yıllık iktidarının sonunda esasen güme gitmiş görünüyor. Eğer iyi değerlendirilseydi bu 20, 20 yıl elbette 21. asırda Türkiye'nin de önemli bir noktada devletler arası dengede mühim bir noktayı tuttuğunu tutacağını görebilirdik, bunu söyleyebilirdik. Fakat şu anda Türkiye bu vizyondan ve bu noktadan çok uzaklaştı. O yönüyle de. Türkiye yüzyılı güme gitti. Diyor ve manşeti noktalıyoruz. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.